Çalışma odasında görüşelim dediğinize göre mesele bayağı ciddi. Evet hanımlar, sizi dinliyorum. Züleyha. Teyze ne oluyor? Züleyha, Betül hakkında bazı şeyler öğrenmiş oldu. Ne öğrenmiş? Ne öğrendi? Allah Fikret, sinirlerim çok bozuk. Yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah Allah, Züleyha söyler misin? Betül şirketin içini boşaltıyormuş Fikret. Nasıl? Evet. Demir'den aldığı vekaletle epeyce bir arazi satmış. Parayı da cebine atmış. Ne diyorsun sen Züleyha? Ne oluyor, şaka mı yapıyorsunuz bana? Hayır, gayet ciddiyiz. İşte bunlar da tapular. Bilmem ne Karasu diye bir adam, alıcı. Hepsini tek kalemde ona satmış. Adam da hepsini parçalayıp başkalarına satmış. 190 dönüm arazi toplam 700 bin lira falan ediyor işte. Nerede o para? Yok. Şirketin kasasına giren bir kuruş bile göremedik. Cenem zimmetlemiş. Gelinin ne kadar cevval, ne kadar işini bilen biri değil mi Lütfiye? O kadar iyi ayarlamış ki her şeyi. Gizli satışlar, paranın üzerine yatmalar. Tam bir ideal gelin adayı değil mi? Fikret, teyzene kızma. Ne teyzesi Züleyha? İkinize de kızıyorum ben. Betül'le evlen, evlen, evlen diye başımın etini yediniz. Fikret, biz... Sizin yüzünüzden az daha sahtekar biriyle evleniyordum ben. Fikret, nereden bilebilirdik onu? Baktığın zaman düzgün, güzel, akıllı, tahsilli bir kız. Sürekli gülümseyen, biz de herhalde o gülümsemesine kaldık. Kanmayacaktınız. Ben nasıl kanmadım, evlenmek istemiyorum dedim. Siz de kanmayacaktınız. Bana inanacaktınız. Fikret. Hepsi benim yüzümden. Evlen, evlen diye çocuğun başının etini yedim. Mutlu olmasını isterken her şeyi berbat ettim. Bundan sonra hiçbir şeye karışmayacağım. Sen de karışmayacaksın hiçbir şeye Züleyha. Duydun mu beni? Şu an Fikret ne yaparsa yapsın Betül'e hepsini hak etti. Ne sen ne ben bu işe karışmayacağız. Bırak Fikret istediği gibi halletsin. Hepsini hak etti. Utanmaz yalancı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.